Türk'ün amentüsü, dinim kemalizm, dinim kemalizm. Bu kafa, bu hala devam ediyor bak. Anlatacağım. Bir kuvve-i meçhule var, amenna, ona inandım. Büyük misafirimize diyor, Türk'ün amentüsü. Mustafa Kemal İstanbul'a gelmiş, şair şiir yazıyor. Bir kuvve-i meçhule var, amenna, ona inandım, ona kandım. Kutsi ve muallâdır, buna imanla inandım. Türk'üm, dinimi tanırım, mezhebim cumhuriyet. Kitabım kanundur, buna vicdanla inandım. Kâbemiz Ankara, peygamberimiz Gazi Kemal. Kalben ona biat ederek bin canla inandım. Ha, bunu yaptıran Mustafa şimdi, Kemal mi? Buna ceza dava mı açılmış? Bunun kılına mı dokunulmuş? Öyleyse huzurunda söylenen şiiri alkışladığını da söyleyeyim sana. Bir fayda görmedik Arap felsefesinden. Gazi bize bir din ver Türk nefesinden. Bu alkışlanmış. İstesem bilsem getirirdim. Adam din yok milliyet var diye kitap yazıyor. İlk cümlesi şu. Milletimizi, bu kitabı milletimizi din denilen beladan kurtarmak için yazdım. Şu cümlenin üzerine Mustafa Kemal Paşa eliyle bravo, aferin yazmıştır. Bunu kim neşretti biliyor musun? Kitap bizde de. Mustafa Kemal'in el yazısını kim neşretti biliyor musun? Doğu Perinçek, 2000'e doğru dergisinde. Dünyaya, hakikate meclup bir gözle bakmıyorlar. Dünyaya şartlanmış olarak bakıyorlar. Mustafa Kemal deseydi ki nehirler denize akmıyor, dağlara doğru akıyor denizden, bu kafa isabet buyurdunuz Gazi Paşa Hazretleri derdi. Burada gene var vesikası, okurum uzun gider. Mevlüdü Behçet Kemal'i ona adapte etti. Atatürk'ü Atatürk'e salavat diye. Bütün bir mevlüdü ona. Böyle dalkavukluların haddi hesabı yok. Bu kafada adamlar devam ediyor. İrfan Özaydınlı'yı söyleyeyim. Dedim ki siz bir pilotsunuz, generalsiniz. Mustafa Kemal Paşa'nın havacılığa dair bir sözü olsa, siz bunu tenkit edemez misiniz? Bak aradan ne kadar zaman geçmiş, bu iş gelişmiş. Onun zamanında havacılık basit bir işti. Dedi ki edemem. Çünkü o bir mevzuda bir şey söylerse en doğruyu bildiği için söyler. Allah aşkına bu millet bana deli diyenlere eğer hakikati terennüm etmek delilikse ben kabullendim deliliği. Delilik de velilik beraberdir zaten. Hakikati söyleyin, 9 köyden kovarlar. Benim hayatım bunun bir şeyi misalidir. Susturucu cevap olacak şekilde misalidir. Mustafa Kemal Paşa bir insan değil mi desen, tabii insan. Ya Adem'le başlıyor insanın hata etmesi. Ya ilk hatayı yapan Adem Aleyhisselam. Şu işi yanlış yaptı dede, başına bela alma. Şimdi biraz söyleniyor. Şimdiye kadar böyle bir şey yoktu. O diyor en doğruyu bildiği için diyor söyler. Onun için ben onun sözünü tenkit edemem. Dedim ki ona Beyazıt'ta çorbacıda çorbanın lehinde bir sözü var. Bunların çoğu da uydurmadır ha. Çorbacı yazmış çorba şöyle mideye faydalıdır bilmem ne de altına Atatürk yazmış. Bu istismar da ayrı bir şeydir. Çoğunda onun kabahati de yoktur. Ama bu milletin dinini kaldırıp yerine kemalizmi koymak isteyenler var. Bugünkü macera da bu direnişin ifadesidir. Oraya gelmeden hep hatalar diyorsunuz ya, 15 yıllık iktidardaki hatalar. Neden özellikle bu hataları? Şimdi hatayı ben söyleyeceğim. Şimdi sorsan Mustafa Kemal'i tenkit edemeyenler, hani affedersin eşeğe vuramayan semere vururmuş ya, onun zamanı çok demokrasiymiş. İsmet Paşa bu işleri yapmış. Hayır, hiçbir farkı yoktur.